Şimdi Avrupa Birliği liderleri zirvesi vardı ve de Türkiye mesajı çıktı ve de bir işbirliği şeyi çıktı. Yani dün Macron'un aslında yaptığı bir konuşma vardı bir gazeteciyle, ona değinecektim size. İşte diyor Türkiye diyor Fransız seçimlerine müdahale edebilir filan. Hikaye tabii ki, yani nasıl müdahale edecek yani. Türkiye eğer Türkiye'de bir güç seçimlere müdahale edebilseydi yerel seçimleri hile var, hile oldu, bir şey oldu diye tekrardan yaptırırdı ya. Öyle bir güce sahip olurdu. Pardon, o oldu. Doğru. Değil mi yani? Ya hile değil ama sandıkta bir şey oldu diyerek bir seçimi iptal ettirdiler abi. Yani ne oldu ama? O aynı güç eğer o kadar güçlü olsaydı 800 bin farkla büyük şehri kaybetmezdi. Söyleyeyim mi? 500 bin lira. Mito 500 bin lira. Meybeh ne kadar? 5 milyon. 5 milyon lira. Bak ben 10 katı dedim yani. Evet. Neyse. Yani Macron Bey, endişeniz olmasın. Siz kendi, herkes kendi şeyinize bakın yani. Önünüze bakın yani. Onun hani öyle bir gücü olsaydı İstanbul'u kaybetmezdi. Türkiye'de öylesine büyük bir hacker gücü, bilmem ne gücü olsaydı. Ama benim asıl orada dikkatimi çeken yani Macron'un küstahlığı. Şöyle bir küstahlığı var. İşte diyor ki ya işte Türkiye müdahale edebilir. Peki diyor yani Türkiye hani önemli mi Avrupa Birliği'nden gitmeli falan diyor ki yani şunu kabul etmeliyiz ki dünyada en çok Suriyeli mülteciye Türkiye şey yapıyor ve Türkiye'nin sınırı da işte Suriye ve Irak'ta olduğu sürece bizim onlara ihtiyacımız var. Şimdi ben küstahlık diyorum ama aslında doğruya doğru bir şey söylüyor yani. Avrupa'nın bakış açısını böyle bakıyor şimdi. Almanya Başbakanı Merkel de böyle bakıyor Türkiye'ye. O yüzden şimdi Türkiye'ye bol bol veriyorlar. Euro'yu pompalıyorlar. Verelim abi yeniden 5 yıllık yeni bir mülteci anlaşması yapalım. Nedir anlaşma? Aman bize göndermeyin. Biz size para gönderelim. Yani Türkiye şimdi zaten bu 3,5 milyon Suriyeli'yi alırken şöyle bir duygu içinde değildi yani. Dur ya Avrupa'dan da para alırız işte buradan da biraz da kâra geçeriz duygusunda değil. Zaten şu anda harcadığı para Avrupa'dan aldığı paranın 10 katıdır en azından. Yani daha insani kaygılarla aldı Türkiye'ye bu mültecileri. Fakat adamların Türkiye bakış açısı bu işte yani. Adam diyor ki Türk Mehmet nöbete diyor. Aman diyor Avrupa'ya göndermeyin. Biz buradan şey yapalım. Biz Suriye'ye silah satalım mı? Satalım. Suriye iç savaşını köpürtelim mi? Köpürtelim. Ondan sonra mülteciler çıkınca ne yapalım? Türklere para gönderelim. Onlar da kalsın. Niye? Buraya gelince istikrarlaşıyoruz. İstikrarsızlaşıyoruz. Ve de o yüzden de Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan filan uzun süredir tutuklu mu? Tutuklu. Onları da bir kınayalım. HDP kapatılıyor mu? Tamam, kınayalım, geçelim diyorlar. Tabii şuna da hastayım. Şimdi bazı özellikle Avrupa'ya göç eden gazeteciler, işte Türkiye'ye gelemeyen falan. Özellikle onlar pompalıyorlar. İsim vermeyeyim şimdi ama. İşte hani Avrupalılar Türkiye'yi kınasın. Avrupalılar Türkiye'ye öyle bir sopa göstersin ki Türkiye bilmem ne yapsın. Dedi biraz bunu böyle şikayet tonundan. Bak görüyor musun? Ey işte Merkel niye bu kadar sert değilsin? Bilmem nesin. Yani işimiz eğer Türkiye'nin işi Merkel'e yok Biden'a kaldıysa vay halimize. Yani Biden kızdı. Hadi abi Osman Kavala'yı salalım dememeliyiz yani. Osman Kavala bu adam niye bu bunca zamandır cezaevinde kardeşim? Orta çağda mı yaşıyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Tutukluyorsun bırakıyorsun, tutukluyorsun bırakıyorsun ama asıl amaç cezaevinde tutuyorsun. Bizim kendi demokrasimize yakışır mı diye çıkış yapıp çıkartmalıyız yani. Yoksa Biden'ın sopası, Merkel'in azarı bilmem neyle yapmamalıyız yani. Bir de bunların ipiyle kuyuya ben inmeyi de yani. Hani yabancı liderlerin ipiyle kuyuya inelim, oradan çıkmaya çalışalım. Tabii bir yandan da çaresizliğin getirdiği de bir durum var. Onu da kabulleniyorum ama özünde bu yaklaşımla da çok içselleştirmiyorum, doğru bulmuyorum. Bizim kendi göbeğimizi yine bizim keseceğimizi biliyorum. Avrupa Birliği liderleri de ya o yüzden de HDP kapatılsın mı? Ya HDP kapatılmasın ama Merkel istediği için, Biden kızdığı için değil, Türk demokrasisinin de bir işe yaramayacağı için kapatılmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bakış açımızı biz buralardan yürümeliyiz, anlatmalıyız, okumalıyız yani. Bütün dünyayı anlatmalıyız. Avrupa Birliği liderleri demişler ki 2016'da Türkiye'ye verdikleri gümrük birliğinin modernize edilmesiyle ticari bağları derinleştirme taahhüdünü yerine getirmeye karar verdiklerini, ancak aynı zamanda Ankara'yı Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çabalarında yeniden başlarsa ambargolarla karşılaşabileceği uyarısında bulunacağı belirtilmiş. Daha bulunmamışlar da. Yani diyorlar ki biz size ticareti arttıralım. Siz de Doğu Akdeniz'de işte Oruc Reis'i göndermeyin, doğalgaz aramayın. İşte Avrupalı bu kadar abi. Adam sana ne diyeyim? Kara gözünün, kaşının hayrına bakmıyor yani. Adam diyor ki Doğu Akdeniz'i biz alalım, siz orada şey yapın. Biraz da para yollayalım. Mültecileri şey yapalım. Yok abi öyle. 3 kuruşa 5 köfte yani hadi. Ne demek yani? Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Doğu Akdeniz'de kıyısı yok. Yunanistan gelsin Rumlarla birleşsin. İsrail, Mısır anlaşma yapsın. Biraz da İsrail'le Mısırları kazıklasın. Bütün şeye çöksün. Doğu Akdeniz'e. Biz de Avrupa ile ticaret yapacağız. Ya bu var ya yani çocuklarımızın geleceğini satmak gibi bir şey yani. Böyle bir şeyi kabul etmek yani. Türkiye'nin de hiç böyle bir şeyi kabul edeceğine inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum.